Tekrar sevgiler, saygılar, hayırlı günler sevgili yarışseverler. 3 Mart Çarşamba Birleşik Krallık Hampton programında beraberiz. Çalışmalar bitti. Nasıl anlatayım? Kolay gibi gözüküyor. Aslında o kadar da kolay bir program değil. Ben sizlere 2 tane tek önereceğim sevgili yarışseverler. Umarım bir faydamız olur. Umarım sizlere bir şeyler kazandırabiliriz. Evet, sabahki Hong Kong ekibi voley programından bahsetmek istiyorum. Aslında ikinci ayakta verdiğimiz Martial kötü koşu, dördüncü bitti. Ama umarım boş koşuda ve öteki koşularda verdiğimiz atların arkadaşlar ikilileri, üçleri öyle karıştırıp yakalayabilen arkadaşlar olursa çok sevinirim. Yani eğer öyle tutabilen bir şey olursa da altılımızı illaki nedir onun adı? İkinci ayakta ikiden yattık dediğim gibi gelmedi. Ama ben genelde Hong Kong, Happy Valley, Shaolin yarışlarını biliyorsunuz özellikle söylüyorum. Başçı arkadaşlara öneriyorum. Umarım dediğim gibi bir faydası olmuştur onun da ya da bakacağız artık yorumlara fırça atan birileri olmuştur mutlaka kardeşim gelmedi gelmedi. Neyse ben bugün güzel bir sizlerle manzara paylaşmak istedim gördüğünüz gibi sayfamda. Arkadaşlar burası İrlanda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ülke. İmkanınız olduğu zaman gelip burayı dolaşmanızı isterim. Ama çok değil. Çok durdunuz mu bayar çok kapalı, havası kasvetli. Ama asil bir ülke. Böyle uçurumları, denizleri, yeşilliği falan. Hiç bozulmamış tarihi bir ülke. Evet arkadaşlar ben şimdi sizlere bir ön giriş bir hatırlatma yaptıktan sonra programımla başlamak istiyorum. İlk ayaktan başlamak istiyorum ben. Altılı'nın, Kempton'un. Ben orayı aslında 3, 4, 5, 6, 7, 8 at tuttum. 8 at tuttum. Pek işin içine çıkamadım. Ama sonra bir hata odaklandım. Zaten yarı saatten sonra size de zannedersem büyük demeyeyim de favori çıkar. Şöyle. 5 numara Della Mary isimli atı ben beğendim. Holy Doyle tekrar binmiş. Çok güzel bir yarış göstermiş. Hatta daha sert grupta bu grubu tekrar Holy Doyle'un atı tercih etmesinle çok formda bu sene bildiğiniz gibi daha önceki programlarımı izleyen arkadaşlar bilir. Ben buraya sizlere Della Mary isimli atı tek önereceğim. Zaten bu atı yıkanırsa takriben dediğim gibi numaralarını saydığım atlar var. Biliyorsunuz kafada 8 at demiştim. Ben onları da söyleyeyim size. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 ve 11 nolu atlardı ilk ayak. Sonra ben burada 5'i tek bırakmaya karar verdim. Dediğim gibi atın koşusu, Holy Doyle'ın tekrar deklar olmasından. Yani biliyorsunuz teksiz altın olmaz. Dediğim gibi ben bunu pek öneriyorum. Yıkmak isteyen, yıkım yapmak isteyen arkadaşlar çıkmıyorsa verdiğim atları değerlendirebilir. Ama ben yine de Della Mary size tek öneriyorum. Altılı'nın ikinci ayağına geçiyorum. Altın ikinci ayağı yarışı sürpriz açık bir yarış. Ben ayak burayı sizlere biraz fazla tutacağım. Sırasıyla söyleyeyim. 6, 2, 1, 3, 4, 13, 11 ve 14 nolu atları öneriyorum. Evet sevgili yarışseverler. Altılı'nın üçüncü ayağında sizlere ben 5 numaralı Highland Avenue isimli atı tek öneriyorum. Tekrar Holy Doyle biniyor bu adam. İlk yarışını kazandığı son yarışı çok sert grupta kazanmış. Ha burada rakipleri var. Özellikle 6 ve 4 numaralı atlar. Özellikle Ryan Moore biliyorsunuz. Çok top bir jockey. Çok iyi bir jockey. Onun da son bindiği at. Ama zayıf gruplarda kazanmış. Yani bu 5 numara Highland Avenue çok daha rahat kazanıp çok daha sert grupta kazanmış. Onun için bu 6 ile 4 buraya biraz bunun yanında denemelik gibi bir şey. Ama zannetmiyorum ben dediğim gibi Godolphin, Charlie Appleby atları biliyorsunuz çok formda. Özellikle Suudi Arabistan'da meydan yarışlarında falan o kadar kaba kumda kazanıyorlar. Onun için ben hem antrenörüne hem jokeyine hem atın formuna güvendiğim için sizlere günün ikinci teki Altının üçüncü ayağında Highland Avenue isimli atı ikinci tek önereceğim. Dediğim gibi rakip yine içine sinmeyen olursa yarışsever kardeşlerimiz
6 ile 4'ü değerlendirsin. Ama ben dediğim gibi 6 Niga'ya 5 tek, 6'lının 3. ayağı 5 tek öneriyorum. 6'lının 4. ayağında sizlere ben sırasıyla önereyim. Burada bariz gözüme batan bir at yok. Küçük oynayan arkadaşlar olursa böyle 10 lira, 5 lira neyse, burada ben 1 numaralı atı da tek öneririm size. Rovaniemi, David Simcock, James Spencer çok mükemmel ikili antrenör ve jockey. Eğer burada olur da böyle dediğim gibi küçük oynayan arkadaşlar olursa 1 numaralı atı altılının 4. ayağında tek deneyebilirsiniz. Eğer dediğim gibi altılının 1. ayağında veya 3. ayağında verdiğim tekler içinize sinmezse burada dediğim gibi bir tek olabilir. Onu da küçük arkadaşlara tavsiye ederim. Küçük oynayan arkadaşlara. Arkasında ben size rakip öneriyorum. 2, 3, 4 ve 8 nolu atları 4. ayakta 1 numaranın yanına öneriyorum. Altılının son iki ayağına geçeceğim. Sevgili yarışseverler. Evet, oralarda sürpriz açık. At yükledim oralara. Ben son iki ayak geçmeden önce sizden ricam olacak. Lütfen programı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Aboneyi arkadaşlar artık rica ediyorum. Bu 2000'i geçelim ya. Bir takıldık kaldık 5 aydır. 1800, 1810, 1000, işte 1900 olduk. Sağ olun yine desteklediniz. Kısa bir sürede hemen yükselttik. Lütfen artık yardım ederseniz şu 2000'i geçelim. Şu 2000 barajını kıralım sevgili yarışseverler. Evet, tabii en önemli unsur yine bayacağım sizi, bunalacağım. Reklamları seyretmeye çalışın arkadaşlar. Lütfen o özel diyeceğim. Tek YouTube'da faydası olan hani 3 lira 5 lira fazla bir meblağ sağlayın kanalımıza destek amaçlı. Reklamları sesini kısın, aksın gitsin. Ben çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Evet, altılının 5. ayağına geçiyorum, tabela ayağına. Sizlere sırasıyla 1, 2, 3, 7, 12, 11 ve 8 nolu atları öneriyorum. Altılının son ayağına geçiyorum. 6. ayak. 6, 4, 8, 12, 11 ve 9 nolu atları öneriyorum. Evet, benim programım bundan ibaret. Kempton'a dahil. Sevgili yarışseverler, her zaman söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. Her zaman da söyleyeceğim. Lütfen bütçeyi üzmeyin. İmkanı olmayan arkadaşlar, burada verdiğim atlardan özellikle ikinci ayak, dördüncü ayak, beşinci ayak ve son ayak, altıncı ayakta yüklediğim yerlerden, at yüklediğim yerlerden çıkartıp bütçenizi üzmeden oynayabilirsiniz. Özellikle rica ediyorum. Biliyorsunuz yarın başka gün var. Yarın başka at yarışı var. Evet. Sevgili yarışseverler, ben şimdilik programı burada tamamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yarınki programlarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.